Toros'ların zirvesinden merhaba efendim. Burdur'dan, Ağlasun ilçesi, Sagalassos antik kentinden herkese selamlar gönderiyorum. Evet, bu hafta Antik Roma. Antik Roma'ya şahit olacağız. Sagalassos antik kentini, bu güzel büyük şehri sizlerle az sonra paylaşacağım. Gerçekten görülmeye değer, çok özel bir şehir. O döneme ışık tutacak çok özel eserlerin olduğu, heykellerin ve o dönemin yaşam biçimine, bütün o işte imparatorluğun sürecini sizlerle az sonra paylaşacağım. Bir yandan yağmur başladı, çok hızlı anlatıyorum, kusura bakmayın, çok heyecanlandı. Buraya Burdur'dan, yani Burdur geçtikten sonra Ağlasun ilçesinden geçiyorsunuz. Bu Ağlasun ilçesi yine Torosların böyle eteklerine kurulmuş çok özel bir ilçe. Geldiğinizde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Daha sonra böyle zirveye doğru tırmanıyorsunuz. Antik Roma İmparatorluğu'nun en önemli şehirlerinden bir tanesi Sagalassos antik kenti. Biraz sonra sizlerle bu güzel, büyük ve o döneme ışık tutacak bu kıymetli ören yerini paylaşacağım. Birlikte gezeceğiz. Kendi döneminde 15 bin ila 20 bin insanın yaşadığı öngörülen büyük bir şehir şu an Sagalassos antik kenti. Evleri, yaşam alanları, günlük hayatta kullandıkları bütün yapılar burada karşımıza çıkıyor. Hamam kültürü Antik Roma'da çok önem kazanıyor. Büyük, genişçe bir alan. Bu alandan size tam olarak nerede olduğumuzu da hissedebileceğiniz, şöyle Ağlasun ilçesini de görebileceğiniz bir yükseklikteyim. Orayı göstermek istiyorum ilerleyerek. Düzenli olarak hamamda yıkanmak, sosyalleşmek Antik Roma'da çok önemli bir yer alıyor. Bu karşıda görmüş olduğunuz yer İskender Tepesi. Hemen sol tarafımızda, yani şu bölgede Roma imparatorlarının kutsal alanı var. Yine Bizans döneminin sur duvarları var. Sütunlu cadde var. Az sonra Sütunlu Cadde'ye ilerleyeceğiz. Günümüze kadar en iyi korunmuş şu antik kentlerden bir tanesindeyiz belki de. Bu antik kentin en önemli yapılarından bir tanesi de Antoninler Çeşmesi. Ben orayı görmek için çok heyecanlıyım. Aslında sizlerle paylaşacağım diye daha da çok heyecanlıyım. Aynı zamanda Aşıklar Çeşmesi olarak da anılıyor. Bilmiyorum. Gerekli mesajı almışsınızdır umarım. Şöyle bu alana hep göstereyim size. Evet, alışveriş merkezleri, kütüphaneler, evleri, o dönemki günlük yaşantılarında kullandıkları. Burası Güney Kapısı bu arada. Az sonra biraz önce bahsetmiş olduğum çeşmenin başına doğru ilerleyeceğim. Burası Yukarı Agora dedikleri bölüm. Bu Güneydoğu Kapısı ve Kuzeybatı Kapısı ileride var. Yine konutlar, yine çeşme var. Şimdi size bu güzelliği paylaşacağım. Şu an Yukarı Agora dedikleri kısımdayız. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Ne kadar güzel işçilik, zarafet. O dönemin tüm sanatsal gelişimini de aslında biraz gözler önüne seriyor. Şöyle yürüyelim. Size bahsetmiş olduğum tiyatroyu karşıdan göstermek istiyorum. Muhteşem bir heybeti ve güzelliği var. Sizlerle bu hafta Sagalassos Antik Kenti'nde buluştuk. Antik Roma İmparatorluğu'nun o görkemli şehri Sagalassos'ta hem Anadolu'yu anlamak, hem böyle günümüzden 5000 yıl öncesine ışık tutmak,
Umarım sizler için verimli olmuştur. Arkamda hemen Antoninler Çeşmesi'nin heybeti, görkemi ve Toros Dağları'nın zirvesinden herkese selamlar gönderiyorum. Haftaya yine güzel, böyle Anadolu'nun güzel bir kültür sanat dolu bölgesinde buluşmak üzere, kavuşmak üzere. Hepinize hoşça kalın.